Merhaba, Medipol Sağlık Grubu Facebook ve YouTube kanallarından bizleri takip eden dinleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinden doçent Doktor Hasan Demirhan. Bugün sizlere kulak cerrahisi hakkında bilgi vererek sizden gelecek soruları yanıtlamaya çalışacağım. Lütfen aklınıza gelen tüm kulak cerrahisi ile ilgili soruları bana sormaktan çekinmeyiniz. Kulak cerrahisi denince bizim kliniğimize en sık hangi nedenlerle hastalar başvurmakta, kısaca ondan bahsedecek olursam, kulak cerrahisi doğuştan özellikle 1 yaşından itibaren ileri yaşlara kadar uygulanan cerrahilerdir. Neden uyguluyoruz? Özellikle işitme kaybı nedenlerini çözmek için. Bir diğer neden özellikle işitme organı olmakla beraber bir estetik organdır yine kulak. Estetik kaygılarla başvuran hastalarımıza cerrahi uyguladığımız oluyor. Bir diğer nedense özellikle kulak tümörleri den dolayı da uygulama oluyor. Bu canlı yayın sürecinde bu konularla ilgili özellikle gelebilecek tüm sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Özellikle bakalım şimdi canlı yayınımıza Şule Hanım'dan bir soru gelmeye başladı. Evet. Şule Hanım'ın sorusu güzel bir soru. Tam da okulların başlamasıyla beraber aslında. Çocuğum seneye okula başlayacak. Kulakları büyük olduğu için psikolojik olarak sorun yaşasın istemiyorum. Kepçe kulak ameliyatını ne zaman yaptırmak uygun olur? Gerçekten okulların başladığı bu dönemde bu soru birçok aileyi, aslında birçok ailenin kafasında ve bize de çok sorulan soruların başında geliyor. Bu sene okula başlayacak dediğine göre 7 yaşında. Aslında biz kepçe kulak ameliyatlarını 5 yaşından sonra, 5 yaşına geldiğinde bir çocuğun kulak anatomisi erişkin hemen hemen boyutuna gelebilmekte. Bu nedenden dolayı 5 ve 7 yaş arasında bu cerrahi öneriyoruz. Özellikle okula başlamadan önce bu ameliyatı yapmaları çocuğun psikolojik olarak sorun yaşamadan okula başlamasına sağlayabiliyor. 5 yaşından sonra biz bunu yapabiliriz ama her yaşta yine yapılabilir. Bu yaşta okula başlayacağı bir dönemde de yine yapılabilir. Kepçe kulak ameliyatları okul sürecini nasıl etkiler? Bir 10 günlük süreçte, işte cerrahiden sonraki 10 günlük süreçte aslında tenisçilerin kullandığı bandanalar takılarak okula gidilebilir. İlk bir hafta belki okula gitmeyebilir. 10. günden itibaren okuluna devam edebilir. Bir haftalık bir süreç. Genel anestezi altında, kısaca biraz da bilgi verecek olursam, genel anestezi altında yaklaşık 3 saat süren bir ameliyat, çocukları ya da erişkinleri bir gece hastanemizde takip ettikten sonra ilk bir hafta 10 gün düzenli pansumanları yapılmakta. 10. günden itibaren de normal iş hayatına dönebilmektedir ya da okul hayatına dönebilmektedir. Yine de kafanıza takılan bu konuyla ilgili sorulacak sorular olursa onları yine bekliyorum. Bir diğer sorulara bakacak olursak, yine gelen sorularımızdan Mahmut Bey'den bir soru var. İşitme problemlerinde tek çözüm implant mı yoksa cerrahi olarak bu sorun giderilebilir mi? Şimdi işitme, tabii bu da güzel bir soru. Özellikle bizim yaptığımız cerrahilerin büyük bir kısmı aslında bununla ilgili. Yani işitme kaybı nedeniyle bize başvuran hastalarımızı cerrahisi bizim daha çok uyguladığımız cerrahiler. Tek çözüm implant mı? Kohler implant, evet, gerçekten teknolojik olarak bulunmuş son teknoloji. Özellikle tamamen işitmesini kaybetmiş ya da doğuştan işitmesi olmayan çocuklarda, iç kulak ve kulak sinirinin sağlam olduğu hastalarda gerçekten çok iyi bir çözüm. Dediğim gibi ileri ve çok ileri derecede işitme kayıplarında implant uyguluyoruz. Ancak diyelim işitme kaybı kulak zarının kaybına bağlı olabilir. Kulak zarındaki yırtıklara bağlı olabilir. O zaman ya da orta kulaktaki kemikçik problemlerinden dolayı işitme kaybı olabilir. Tabi bunların çözümü daha basit çözümler. Kulak zarını endoskopik yöntemle tamir ya da kemikçiklerle ilgili bir problem varsa bunların tamiri mümkün.
ne demek? İleri ve orta derece işitme kayıplarında eğer dış kulak, kulak zarı ya da orta kulakla ilgili bir durum varsa bunları cerrahi olarak tedavi etmek mümkün. İmplanta gitmeden önce hastalar başka ne şekilde tedavi edilebilir? Tabii işitme cihazları da bu ara, özellikle ameliyat edilemeyen ancak implanta gerektirmeyen ara gruptaki hastalarda işitme cihazı bir ara tedavi olarak düşünülebilir. Tam bu durumu anlatırken yeni bir soru Ayşe Hanım'dan geliyor. O da tam aslında bu konuyla ilişkili. Kulak zarının delinmesi cerrahi olarak tedavi edilebilir mi? Tabii kulak zarının delinmesi birçok nedenden olabilir. Şimdi orta kulak iltihabına bağlı, özellikle çocuk bu okullar başladı. Biz yine bunları göreceğiz. Orta kulak iltihaplarına bağlı olarak da kulak zarı delinmesi meydana gelebiliyor. Bunun için biz ilaç tedavisi veriyoruz. Yaklaşık 2-3 haftanın sonunda o delinmiş olan kulak zarı kapanabiliyor. Ancak bu kapanmazsa, akıntıya devam edilirse, akıntı devam ederse ya da tedavilerinde gecikme olursa, 5-6 ayı geçen o zaman durumlarda ameliyat gerekebiliyor. Takiplerde eğer kulak zarının delinmiş ve takibinde eğer kapanmazsa bunları cerrahi olarak tedavi edebiliyoruz. Bunun dışında kulak zarının delinmesi cerrahi olarak tedavi edilebilir mi? Hangi hastalıklarda kulak cerrahisi yapılıyor? Onu kısaca bir önce geniş anlamıyla anlattım. Tek tek anlatacağım. Kulak zarının delinmesi cerrahi olarak tedavi edilebiliyor. Onu söyledim. Tabii cerrahi şekilleri değişebiliyor. O konuda da biraz konuyu bu girmişken bu konuyu da biraz açabilirim. Özellikle sadece kulak zarı delinmesi olan hastalarda, orta kulakta patolojisi olmayanlarda, kemikçik problemi yaşanmayan hastalarda bunu cerrahi olarak tedavi etmek %95'in üzerinde mümkün. Özellikle son dönemde en sık uyguladığımız hem pansuman gerektirmemesi hem işe erken dönüş sağlaması dolayısıyla endoskopik olarak herhangi bir kesi yapmadan sadece dış kulak yolundan bu kulak zarının kapatılması cerrahi olarak mümkün. Ancak ihmal edilmiş, gecikmiş durumlarda orta kulak ya da arka tarafa doğru yayılmış kulak hastalıkları durumda kulak arkasından da girip orta kulağı temizleyip daha sonra bu kulak zarının tamir edilmesi gerekir. Hangi hastalıklarda onu cevaplamış olduk kısmen Sezen Hanım'ın sorusunu. Tufan Bey'den tabii bu konuyla bir önce bahsettiğim gibi ihmal edilirse ne olurunla ilgili bir soru geldi. Özellikle kulak enfeksiyonlarının yüz felcine neden olduğu doğru mu? Enfeksiyon olduğunu nasıl anlayabiliriz? Aslında bu hastalar, evet yüz felcine gerçekten bize gelen iki grup hasta var. Bir grup hasta, ben kulağıma su kaçırmam, işte kulağımı korurum deyip ameliyattan kaçan ancak her ne kadar korumaya çalışsa da koruyamadığı için bu hastalığın ilerlemesi, orta kulakta çevre yapılara doğru yayılmasıyla beraber özellikle orta kulaktan geçen yüz siniri var. Onun üzerindeki kemiğin de erimesiyle beraber yüz sinirinin felcine neden olabiliyor. Bir diğeri de aslında şu hasta hiç farkında değil. Çocukluğundan beri orta kulak iltihabı geçiriyor ancak çok da farkında değil. Orta kulakta doğuştan kolestatom dediğimiz orada genetik olarak birikmiş ya da kalmaması gereken bir dokunun kalması, dış kulak cildinin orta kulakta kalmasına bağlı olarak da orada kolestatom dediğimiz yapı gelişerek orta kulağı doldurup bu yüz sinirine bası yapıp felce neden olabiliyor. Bir diğer durum özellikle o cerrahi olarak değil medikal olarak tedavi ediliyor çoğunlukla. O da özellikle stresli dönemlerde viral hastalıklara bağlı yüz felci dediğimiz durum. O da özellikle immünitenin düştüğü durumlarda, stresin yoğun olduğu durumlarda bir de mevsimsel değişikliklere bağlı olduğu söylenen yüz felci durumları. Onlar daha çok viral hastalıklara bağlı oluyor. Onlar da ameliyat değil, daha çok medikal tedaviyle giderilebiliyor. Perihan Hanım'dan bir soru geldi. O da aslında kısmen Mahmut Bey'in sorusuna benziyor. Kohler implant hakkında bir bilgi vermişsiniz. Evet, kohler implant gerçekten bulunmuş son teknolojik bir cihaz. İleri derecede, çok ileri derecede işitme kayıplı bireylerde uyguladığımız bir ameliyat. Bu ameliyatta bir cerrahiyle yerleştirilen bir parçası var. Bir de dışarıdan ses alıcısı olarak mıknatısla cilt üstünde
alttaki cihazda bağlantı sağlayan bir cihaz var. Biz ameliyatla hastanın iç kulağına dışarıdan gelen sesleri elektrik enerjisine dönüştürüp mıknatıs arayla iç kulağa, iç cilt altına yerleştirdiğimiz cihaza yerleştirdikten sonra oradaki elektrik enerjisini direkt iç kulaktan işitme sinirine uyarı olarak veren bir cihaz. Ve bu geleneksel dediğimiz işitme cihazlarından yarar görmeyen, diğer cerrahi tedavilerden yarar görmeyen hastalarda %99'un üzerinde böyle başarı sağlayan bir cihaz. Bunun için ne gerekli? Bunun için hastanın iyi bir iç kulağının olması, bir de iç kulak sinirinin olması gerekiyor. Bu nedenle bu hastalar özellikle bizim klinik gibi böyle referans merkezlerde iyi bir işitme tarama ve işitme testlerinden geçirildikten sonra iç kulak yapısını değerlendirmek amacıyla gerekli radyolojik tetkikler yapıldıktan sonra hem odyolojik olarak hem radyolojik olarak gerçekten uygun hastalarda uygulandığında çok yüz güldürücü bir ameliyat, kohler implant. Bu konuda yine de sorularınız olursa beklerim ilerleyen dakikalarda. Ahmet Bey'den bir soru var. Yine iç kulakla alakalı, vertigo cerrahi olarak tedavi edilebilir mi? Tabii kulak burun boğaz pratiğinde vertigo gerçekten bizim özellikle acile başvurularda da böyle. Aslında hastaların çoğu %70 oranında KBB yani periferik kulak hastalıklarına bağlı olarak baş dönmesi yaşarlar. Bunların da çoğunluğu aslında benim pozisyonel vertigo dediğimiz aslında pozisyona bağlı, kristal oynama, halk arasında kristal oynaması olarak da bilinen pozisyona bağlı baş dönmeleri ve bunlar çoğunlukla ilaç tedavisi gerektirmeden bunlar ofis ortamında, poliklinik şartlarında manevrayla düzeltilebilen vertigolardır. Bunun yanı sıra iç kulakta çınlama ve işitme kaybına giden menier dediğimiz yani iç kulak tansiyonu da olarak da biliniyor. Endolenfatik hidropsa bağlı olduğu söylenir. Menier dediğimiz durumlar da vertigoya neden olabiliyor. Tabii menier durumlarında cerrahinin yeri var mı? Daha önceki yıllarda daha çok uygulanıyordu. Özellikle baş dönmesi ve çınlamayla beraber işitme kaybı da görülüyor bu hastalarda. Hastalığın doğal seyrinde işitme kaybı yerleşiyordu. Önceki yıllarda özellikle işitme sinirinin kesilmesi bu menier tedavisinde uygulanırken son zamanlarda ilaç tedavileri bu cerrahilerin yerini almıştır. Bir diğer durum özellikle trafik kazası sonrası görülebiliyor. Bunlar cerrahi gerçekten gerektiren durumlar. İç kulak sıvısının ya da iç kulak yapısının hasarlanması sonucu iç kulak sıvısının orta kulağa yayılmasından dolayı ya da doğuştan da görülebilir. Bazen denge kanallarındaki doğal açıklıklar olabiliyor ve bu doğal açıklıklar baş dönmesi nedeni olabilir. Bu doğal açıkların kapatılması cerrahi olarak mümkün ve yüz güldürücüdür. Yani dediğim gibi az sayıda iyi değerlendirilmiş vakalarda cerrahi yapmak mümkün. Galiba biraz önce bahsetmiştim. Cem Bey de bu konuda özellikle endoskopik kulak ameliyatı hakkında bilgi istemiş. Riski fazla mıdır diye de merak etmiş. Endoskopik kulak ameliyatları gerçekten son yıllarda hastalar açısından tercih edilen konforlu bir ameliyat. Kulak zarı özellikle orta kulak hadiselerinde de uyguladığımız bir yöntem. Kulak arkasında herhangi bir kesi yapmadan genel anestezi altında yapılan bir ameliyat. Dış kulak yolundan endoskopik yöntemlerle yaptığımız bir ameliyat. Ameliyat süresi kısa. Ameliyat sonrası bakım, pansuman ve benzeri durumlar yok. Dikiş olmadığı için hastalar arasında gerçekten konforlu. Yine dediğim gibi işe dönüşleri hızlandıran bir yöntem. Biz de hastaların özellikle kulak zarı ve orta kulak patolojileri olan hastaların %90'ında üzerinde biz bu tekniği tercih etmekteyiz. Riski var mıdır? Risk diğer kulak cerrahilerinde olduğu yani bu yöntemden bağımsız olarak özellikle yani işitme kaybı ve yüz felci yine bu ameliyatların hepsinde çok düşük oranda olmakla beraber bunlar var. Bunları tabii ameliyat öncesi yapacağımız radyolojik değerlendirmelerle bu durumları hastan hastaya değişmekle beraber bu riskli alanları ya da riskli durumları hastalarımızla paylaşmaktayız. Bu sırada yine kulak ameliyatlarına evet devam ediyoruz. Kulak ameliyatlarında Nagihan Hanım bir sorusu var. Genellikle iyileşme süresi kaç gündür? Uzun sürede hastane yatmak gerekir mi?
Koder implant dahil tüm hastalarımızda en fazla bir gece, bazen orta kulakta stapes cerrahisinde bazen baş dönmeleri ya da dengesizlik olması durumunda bir günü geçen yatışlar görülebiliyor. Ancak çoğunlukla hastalarımızı bir gece hastanede izledikten sonra taburcu ediyoruz. Endoskopik kulak ameliyatı yaptığımız hastaların 10. günde birinci bir pansumanları, 20. günde bir kontrolleri yapılmakta, pansuman değil kontrolleri yapılmakta. Kulak arkası kesisi olanlarda da yaklaşık 3-4 gün yine düzenli aralıkta pansumanları yapılmakta. Uzun süre hastanede yatmak gerekmiyor. Sorusu oydu. Uzun süre hastanede yatmak gerektirmiyor. Kulak ameliyatları hakkında başka bakıyorum. Sorusu olan var mı? Başka kulak hastalıkları, evet. Çocukluk çağı hastalıklarına bağlı işitme kayıpları görülebilir mi? Çocukluk çağı hastalıkları neler görülür diye. Özellikle çocukluk çağında en sık okul döneminde bunu bahsetmek isterim. Tabii orta kulak iltihapları, geniz et dediğimiz adenoid hipertrofisi durumlarında, yine sinüzit durumlarında, alerjik durumlarında, östaki fonksiyon bozukluğu durumlarında özellikle çocukluk çağında işitme kayıpları görülebilir. Tabii bunları çocukları evde bizler televizyon izlerken, belki televizyonun sesini ya da müzik dinlerken bunları test etme imkanına sahip oluyoruz. Okulda da özellikle ders dinleme ya da öğretmenlerden bu konuda bilgi alarak bu çocuklarda olabilecek işitme kayıplarına dikkat etmek gerekiyor. Bu soruda bizlere, bu soruyla beraber bu konuyu da ben sizlere anlatmış oldum. Sümeyye Hanım'dan bir soru var. Evet, çocuklarda burun tıkanıklığı ilerleyen zamanda kulak ağrısı neden olur mu? Aslında biraz önce bahsetmiştim. Özellikle çocuklarda burun tıkanıklığı yapan durumlardan kısaca bahsetmiştim. Geniz eti bunlardan biri, adenoid hipertrofisi. Alerjik rinit yine bunlardan biri. Kronik sinüzit bunlardan biri. Bunlara bahsetmiştim. Kulak zarında ağrısına neden olur mu? Evet, burunda tıkanıklık olması durumunda, akıntı olması durumunda özellikle kulakla burun arasında açıklığı sağlayan östaki borusu. Bu östaki borusunun iç ağzı kulağın arka tarafı, burnun arka tarafına açılmakta. Bir burun tıkanıklığı durumu orta kulak havalanmasını sağlayan östakine de tıkanmasını neden olacaktır. Östaki tıkandığında orta kulakta istediğimiz yeterince hava basıncı oluşmayacağından dolayı dış ortamdaki hava basıncı kulakta ağrıya neden olacaktır. Çocukta rahatsızlığa neden olacaktır. Bu nedenle özellikle ben ailelere söylüyorum, grip ya da işte burun tıkanıklığı olması durumunda ilk 3 gün çok önemli diyorum. Bu ilk 3 günde burnun açılması gerekiyor. Burnun açılmazsa bunun orta kulağa yayılacağı ve kulakta ağrıyla beraber işitme kaybına neden olacağını belirtmek istiyorum. Sümeyye Hanım'ın bu sorusu da gerçekten okula başlandığı bu dönemde bu konuda bilgi vermeme vesile oldu. Teşekkür ederiz Sümeyye Hanım'a da. Başka yayında sorularımız bakacak olursak, yani bugün sizlere kulak cerrahisi hakkında, bugünkü canlı yayınımızda kulak cerrahisi hakkında bilgi vermeye çalıştım. Sizden gelen sorularla bu arada vertigo cerrahisine değinmiş oldum. Koder implant, kulak zarı tamiri, endoskopi kulak zarı ameliyatları hakkında bilgi vermiş oldum. Bu haftaki canlı yayınımızın sonuna geldik. Ancak bu konuda sorularınız olursa YouTube ve Facebook'tan tekrar izleyerek cevabını bulamadığınız sorularınız olursa onları bekliyorum. Sizlere sağlıklı günler diliyorum.